Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bıyıklı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki bölümlerde iç mimari modeller ve ağaç koleksiyonları ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştum. Bir diğer taraftan arkadaşlar SketchUp ile ilgili bu modelleri parça parça paylaşmaya çalışıyorum. Hem araştırmanız açısından hem bir diğer taraftan hepsinin bir araya geçip kafanızın karışmaması açısından arkadaşlar bunları parça parça yayınlıyorum ki bu denli koleksiyonları, bu denli modelleri bir diğer taraftan hem kolay bulunabilsin hem de kolay ulaşılabilsin. Evet, bununla birlikte bugün sizlere tanıtacağım güzel bir bölümdeyiz arkadaşlar. Bu sefer peyzaj elemanları. Tabii bu peyzaj elemanları kentsel mobilyalar ve kent elemanları içerisine karıştırarak hazırlamış olduğum bir bölüm. Şimdi gelin bu görmüş olduğunuz koleksiyona bir bakalım. İlk olarak 3D Warehouse sistemini geçmeden önce tekrardan bir hatırlatma içerisinde bulunuyorum. Herhangi bir sitede ya da herhangi bir video içerisinde eğer benim bu göndermiş olduğum linklere tıklarsanız bu linkler üzerinden arkadaşlar resmi sayfalara ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki sayfamın açıklama kısmı bu şekilde. Ben şu anda daha az göster diyerek tekrardan göstereceğim. Kanal ismimiz altında açıklaması daha fazla göster diyerek buradaki kaynaklara ulaşabilirsiniz. İşte resmi 3D Warehouse sitesine buradan ulaşabiliyorsunuz. Kendi modellerime buradan. Ağaç koleksiyonları ve daha önceki paylaşmış olduğum koleksiyonları da bu görmüş olduğunuz linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar bir diğer taraftan gelin bu koleksiyonlarımıza bir göz atalım. İlk olarak kendi resmi 3D Warehouse sistemi aynı şekilde burada bulunuyor. Bir diğer taraftan koleksiyonlar kısmına gelerek arkadaşlar bu koleksiyonlara ulaşabiliyorsunuz basit bir şekilde. Benim bugün sizlere anlatmak istediğim şeyler peyzaj elemanları. Ki peyzaj elemanları gerçekten SketchUp'ta önemli elemanlardır. Bazı render programlarında olsa da yine de siz kendi elemanlarınızı model olarak elinizde bulundurup bunları ayrı bir şekilde materyal atayarak tekrardan düzenleyebilirsiniz. İlk olarak peyzaj elemanları klasörü içerisine geçiyorum ve bu peyzaj elemanları içerisinde bir diğer taraftan arkadaşlar bu görmüş olduğunuz peyzaj elemanlarına ulaşabilirsiniz. Birçok kısmında aslında planlar ve planlar ile alakalı açıklamalı sistemlerde buldum ve bunları da ekledim. Eğer aklınızda herhangi bir peyzaj elemanı ya da peyzaj nasıl ele alıyorlar gibi bir şey düşünüyorsanız tabii ki bunlara bakarak bir diğer taraftan nasıl tasarladıklarına dair fikir edinebilirsiniz. Sadece örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Yani bunları da eklemiş oldum. Evet, bunun dışında bir diğer taraftan peyzaj elemanları dediğim gibi bayağı bir çok fazla bahçe elemanları olsun, işte ağaçlar olsun ve bunun ile alakalı örnekler olsun. Birçok örnek içeriyor. Farklı tiplerde ağaçlar ve bunların 3 boyutlu elemanlarını görebilirsiniz. Bunun dışında peyzaj tiplerini nasıl tasarladıklarını, nasıl yaptıklarını tabii ki de görebilirsiniz. Yani o yüzden bu tür basit bir işlemde ben planları da yerleştirdim. Yani bunları da kendi içerisine koydum. Tabii bunun dışında peyzaj ile alakalı plan elemanları olsun, bir otel peyzajı olsun, bilmem ne sera peyzajı olsun. Bu tür işlemlerin nasıl yapıldığını ve kentsel elemanların, kentsel modellerin de bir diğer taraftan bu görmüş olduğumuz alan içerisinde bulunduğu aslında güzel bir sistem. Ve bunun ile ilgili olarak peyzaj elemanlarınıza katmak için buradaki sayfam üzerinden bakabilirsiniz ve bunları indirebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz sayfa üzerinden. Evet, çok fazla olmasa da arkadaşlar tekrardan kaliteli içerikleri fazla bulamadım peyzaj ile alakalı. Yine de bulursam ben sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunun dışında arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak isterim sizlere. Şimdi biliyorsunuz ki yeni olan olayda şu anda arkadaşlar SketchUp ekibi birkaç değişikliğe gitti arkadaşlar. SketchUp 3D Warehouse üzerinde. Yani bu şu anda görmüş olduğunuz sistemde. Peki yeni değişiklikler nedir? Yeni değişiklikler arkadaşlar burada kendi kanalımda açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Gerçi topluluk kısmına geçin ve topluluk kısmında paylaşmış olduğum diğer sayfalarla birlikte yapmış olduğumuz arkadaşlar bu tür paylaşımları görebilirsiniz. Burada ise arkadaşlar 3D yani SketchUp ekibi yani bir diğer taraftan 3D Warehouse yani 3D atölyesi değişikliklere gitti. Artık arkadaşlar SketchUp Free kullanıcıları limiti 100 indirme olarak günlük. 3D Warehouse indirme sayısı işte günlük 100, aylık 1000 olarak sınırlandırıldı. Ücretsiz kullanılanlar için. Ancak bir diğer taraftan eğer abone olmak istiyorsanız, yani aboneyseniz bunları sınırsız bir şekilde indirebilirsiniz. Tabii
Bir diğer taraftan bizim düşüncemizle beraber bu kendi forumlarında tartışılıyor. Yani neden kişisel hakları korumak yerine bunu bir abonelik sistemine geçirdiklerine dair. Yani şu anda tartışmalar gerçi yapılıyor. Tam olarak doğru düzgün bir şey söylenilemez. Yani önüne bir yine bir para engeli getiriliyor. Yani farklı farklı şeyler konuşuluyor. Gerçi dediğim gibi yani bu Trimble ekibi bir Google gibi değil ki ücretsiz olarak bu sistemi uygun olarak yapsın, düzgün bir şekilde geçirsin. Ancak bu tür para işlemleri konuşulmaya başlayınca tabii bazı şeylerden insanlar soğuyor. Ancak sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten günlük 100, aylık 1000 adet diyor. Yani 1000 adet kim ne yapacaksınız da bu kadar şey indireceksiniz. Bir taraftan evet güzel bir sınırlandırma getirmişler ama bunun dışında tabii ki yeni bu para duvarı, para engeli sınırlandırmasına dayalı olarak ne yapacaklarını gerçekten merak ediyoruz. O yüzden bekliyoruz bir diğer taraftan 3D Warehouse ile alakalı bu şeyleri, bu haberleri güncel olarak sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Yani kendi forumlarında da görebilirsiniz. Eğer forumdan takip etmek istiyorsanız bu linki de sizlerle paylaşacağım. Bu link üzerinden bu tartışmayı bir diğer taraftan görebilirsiniz. Evet, bunun dışında arkadaşlar söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Yani peyzaj elemanlarını da şimdilik paylaştım. Umarım hoşunuza gider, umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda da belirtirseniz ya şu tip şeylerde modelleri nasıl bulabiliriz veya bunları nasıl kullanacağımıza dair bir şeyler söyleyebilir misiniz cinsinden bir şey söylemek isterseniz tabii ki yorumlar kısmında da sizleri bekliyor olacağım. Bu peyzaj bölümünde peki nasıl bir uygulama sistemi yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz? Ben peyzaj mimarı olmadığım için bu konuda sizlere bir şey söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi kentsel elemanların modellerini ve bir takım tabii ki örnek projeleri burada görebilirsiniz. Onları da ben ayrıca eklemiş oldum. Çünkü detaylar var ve bunlar ile ilgili özel açıklamalarda bulunmuşlar mesela. Ve bu tür projeleri de indirerek tabii küçük bir fikir olması açısından hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Ya da hoşunuza gitmeyecektir. Elemanlar da bu görmüş olduğunuz sayfalar üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu anda 154 adet modelimiz var. Bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben yine bulmaya çalışacağım arkadaşlar bunlar ile alakalı elemanları. Ama gerçekten çok zor bulunuyor kaliteli içerikler. O yüzden biraz zaman alacaktır tabii ki bu arşivleme sistemi. Bunun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Dediğim gibi bu tür koleksiyonlara bir diğer taraftan 3D Warehouse'tan tabii ki koleksiyonlarım üzerine ulaşabilirsiniz. Kendi resmi sayfam üzerinden. Tekrardan koleksiyonlar kısmından. Tabii bir diğer taraftan diğer insanlara da gözükmesi ve onların da çok rahat bulunabilmesi açısından eğer kendi sisteminizde girerseniz, kendi profilinizde girerseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Şurada küçük bir kalp olacaktır. Bu sistemle bir diğer taraftan bu arşivi beğenerek daha fazla insanlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Tekrardan arkadaşlar söylemek istediklerim bunlar. Bunun dışında tabii ki söylemek istedikleriniz varsa bana yorum olarak belirtirseniz ben de onları bir diğer video içerisinde söylemeye ve onlar ile ilgili bir video yapmaya çalışırım. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.